kitapla en kötü huyunuzun yerini değiştireceksiniz. En iyi huyunuz ne? Çalışkanlık. En kötü huyunuz ne? Sabırsızlık. Yerini mi değiştiriyoruz? Ne yapıyoruz? Yerini değiştiriyoruz. Tamam, yani çalışkanlığın yerine sabırsızlık. Sabırsızlığı koyuyoruz. Sabırsızlığın yerine de çalışkanlık koyuyoruz. Ne çıkıyor nereden ortaya? Geleceğiz bu? Bildiğimiz Kemal Bey dışında başka biri çıkıyor. Tamamen farklı biri çıkıyor. Sabırsızlığının yerine çalışmayı koyduk. Evet. Ya en kötü huyu çalışmak mı olacak şimdi? Evet. Ha, en iyi huyu da sabırsızlık olacak. Oo. Ve okey misin bu haline diye bir soru bu. Oo, yani tamam adam... mıyız biz artık Kemal Bey'le? Yine de seviyor muyuz onu? Değilim tabii. Hobilerime hiç zaman kalmaz. Yani, ama şimdi en iyi huyu en kötü sabırsızlık olan bir adam çok ağır bir adam demektir. Evet. En iyi huyu sabırsızlık olan bir adam çok ağır bir adam demektir ki... Ağır ağır yapacak her şeyi. Yavaş yavaş. En iyi huyu tadına vara vara falan böyle. Bir de öyle o haliyle bakacağız diyoruz. İddiamız o. Bir de öyle bakalım. Bir de en kötü huyu çalışmak. Ay hem yavaş hem yavaş. Çok çalışıyor. Manyak yani. Bir böyle bir evlerden olarak bir kombinasyon oldu huyu. Şimdi benim en kötü huyum. Ben evet. Böyle birdenbire şeyimdir. Ben de sabırsızım ama böyle parlar ve 3 dakika içinde sönerim. Bir tane tamam. Sinir olurum. Böyle bir öre olurum biter. Tamam. Onu istemiyorum. Yapmak tamam. Ben cool olmak istiyorum. Böyle hani en sinirli evet. Halim bile sakin böyle bakmak istiyorum. Sen şimdi böyle sorunca ben böyle evet evet diye o en kötü huyum gibi. Tamam mı? Okay. En iyi huyum ne benim Ece? Ece? Samimiyetim. Aslı Hanım'a bir iyi huy lütfen ekip. Samimiyetimmiş en iyi huyum. Evet. Şimdi en kötü huyum samimiyetim oldu. Ay leşim evet. Leş. Yani leş. Böyle benden hani, fena oluyorsun. Günde kaç kere tuvalete gittim falan anlatıyorum. Evet. Şimdi böyle hani. En iyi huyum da parlamam. Parlama. Evet. O zaman. Kötü oluyor ya. Yani bayağı bu kombinasyonda herkes yani çok da böyle... Bacım sen nereye varmak istiyorsun bu sorularla? Ben nereye varmak istiyorum? Ya ben aslında beynin aslı nasıl düşündüğünü merak ediyorum. Kendi adıma zaten yani en büyük merakım kendime olan ben nasıl düşünüyorum? Neye göre tepki veriyorum ve aslında o bilinç dışı dediğim yerde... hatırlamadığım ya da hatırladığım şeyde neler kaydetmişim ve ne yapıyorum? Bütün meselem o aslında. Bu bir sürü soru, bir sürü altında şey yatan soru oradan çıkıyor. Çünkü ben bilinç dışı ne acaba diye düşündüğümde şeye karar verdim. Tabii asla bilimsel değil, kendi öznel kararım olarak. Ya korktuğum korkumu hatırlarım diye unutma hali gibi bir şey bilinç. Yani o kadar hatırlamıyorsun ki aslında. Korkularından aslında korkacağım bir şeyi hatırlamaktan korkmak gibi bir şey. Dolayısıyla bu savun üzerine ben yaklaşık bu sorular 750 tane falan oldular. O üçlü bir kitap aslında. İlkini çıkarmıştık. Evet, aşırı kişisel. Aşırı kişiseli çıkardık. Şimdi aşırı tuhaf kısmı var. Şimdi bundayız ve duygusal olacak ve bitecek. 750 tane soru sordum. Yani hani kendime diye sordum ama bir şekilde onu sonra kitap olarak yayınladım. Ya peki ben bu şeyi çok iyi bilir seyirciler. Hiç kitap önermem. Tabii ki yazarlar gelir. Kitapları mutlaka tanıtırız. Ama asla önermem. Bakın işte falan derim. Aşırı öneriyorum. Yani içeride Ece bana anlatıyor böyle hiç dinlemiyorum. Bir sardırdım kendimi böyle okuyorum. Bir de bazı kitaplar vardır ki okudukça ilham verir, yazma isteği uyandırır. Bu öyle bir kitap. Yani zaten kendisi bence deli. Şimdi şöyle oldu olay. Ben yıllar evvel onu aşırı kişisel çıkınca takip etmeye başladım. Sonra aradan 1-2 yıl geçti. O beni takip ediyor. Evet. Ben hayranım kadına. Ya çok ama teşekkür hiç ederim. Tanımıyorum. Aslı evet gerçek bir okur aslında. Yani şu an yani böyle bir davet edilme falan. Aslı okuyucuydu ve ben yazar olarak davetliyim. Bundan bir kere mükemmel mutluyum. Yani bu çok çok özel bir şey yani, burada olmak deli, da. Deli. Böyle şey. Ay diyorum nasıl böyle kadınlar var yaşasın. Hani insanı kendine yakın gördüğü deli. Adam da deli, adamın da 100 tane işi var. O da öyle böyle Müjdat Gezer'in yaratıcı yazarlığı yapmış. Oradan psikoloji eğitimleri almış hala alıyor mu bilmiyorum. Hala devam ediyor. Hani eder ölene kadar ya. Eder. Ondan sonra oradan beyni inceliyor. Buradan buraya geçiyor. Reklamcılık yapmış yıllar yıllarca böyle. Evet, 15 yıl. 15 yıl. 15 yıl İşte böyle bir kadın yani ortaya çıkan. adam da öyle beste yapıyor. Albümü çıktı. Zaten dünyaca ünlü bir yönetmen, tiyatrocu, oyuncu. Saymadığın başka bir şey var mı? Estağfurullah. Baba. Baba, eş. Eşlik hala var mı? Baba. Duruyor mu? Bazen bilgiler çünkü eskimiş olabiliyor. Eş, yok, babam. Evet, evet.
Medeni durumunuz diye. Medeni durumunuz ne hocam? Evli misiniz? Evliyim, evliyim. Hala evli bak, Eftelya. Geçerli mi o? Bazen ya, o kadar değişiyor ki her şey. Bazen arkadaşlarıma bunu ben de soruyorum. Duruyor mu falan diye. Çünkü değişiyor, her şey çok hızlı değişiyor. Doğru. Yani. O yüzden böyle o güncel durumu merak ettik de. Ben bir şey, izninizle bir şey sorayım. Evliliğe bakışın ne? Ben inanmıyorum. Hiç evlenmeyi düşünmedim işin açık tarafı. Zaten o tandanslı bir aileden de gelmiyorum. Hani o babaların, annelerin, hadi kızım artık dedikleri bir yerden gelmiyorum. O yüzden de böyle kimseyi kızdırmak istemem ama gerçek fikrimi de söylemek isterim. Ben o kadar ucu açık bir vaadin hayatın herhangi bir alanında gerçekleşebileceğine inanmıyorum. Hmm. Yani mutlaka bir yerde bir şeyler yanlış gidecektir. Gitmeyen örnekleri de var ama belki orada şey oluyordur. İnsanlar gitsin diye bir uğraş, bir arzu varsa tabii ki götürebilir. Ama o gitsin arzusu devreden kalkar da ben, ki o benim, biricik benim diye bir şeyim var yani. Hani bencilliği oraya da yazdım. Ben onunla yaşayacağım diyorsan çok zor buluyorum ben. Yani geçmişte de öyleydi bence, günümüzde de hala öyle olduğunu düşünüyorum. Zor mu evlilik? Ben de çok zor buluyorum canım. Hmm. Tabii ki, tabii ki çok zor. Ki benim evliliğim 1989'dan beri. Yani 89. Çok uzun bir evlilik. Tüm çağına bize göre denk geliyor. Hemen size göre. Ya ben yaştan değil. Eşime sorsanız o da aynı şeyi söyler. Evlilik gerçekten çok zor. Ya bana hep öyle gelmiştir. Evet. Yani ben hiç düşünmedim. Bilmiyorum ya, ben ileride yapar mıyım ama sanmıyorum galiba ya. Ya ihtiyaç da hissetmedim. Ya peki hiç yalnızlık korkusu yaşamıyor musun? Mesela yaşlandığımda eyvah yanımda karım olmalı hissi şu anda yok mu? Bilmem, evliyken de yalnız olan pek çok kişi olabilir. Bir de bu değil var mi? İşte. Ben evet. Yani yalnızlık başka yani, bir şey. Yalnızlık. Bana gelince, soruyu bana çevirirsek şöyle, ben münzeviyim. Ben zaten o yalnızlığından beslenen biriyim. Ben artık çok uzun süredir, 1,5 yıldır falan öyle bayağı köyde falan yaşayarak, hani böyle tam şurada daha az insanlı neresi var diye bir hayat yaşıyorum. Dolayısıyla bu bana iyi gelen bir şey. Hatta o yalnızlığı kaybettiğim zaman çok huzursuzlanıyorum. Konfor alanımdan çıktığımı düşünüyorum. Ben istediğimde, istediğim kadar insanla olmalıyım ama aile kurduğunuz zaman asla öyle değil. Hele çocuk yaptığınız zaman artık o bir bütünlüklü olarak. Kurumsallık. Ya bütünlüklü siz olarak düşünmek zorundasınız. Ben iki kocayı gömdükten sonra, yani şöyle ilk boşandım. Yani hayattalar, çok sağ olsunlar, çok seviyorum ikisini de. İki eşim oldu eski. Şu anda evli değilim. Siz nasıl bakıyorsunuz? Evliye mi? Evet. Ben evlilik bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Eftelya da babasının kaybını burada anlattığı için. Benim kimsem yok. Yani ailem çocukluktan itibaren çok ölenleri olduğu için. Ben severim. Yani şöyle severim. Bir korkum var orada. Bir şekilde biri beni böyle bir sarsın. Sarsın. İsteğim hep hayatta var. Ne kadar bağımsız olursam evet. olayım o hep var. Ama o varken bir taraftan da bağımsız olmalıyım. Yani benimki çok evet. çok yalan bir şey herkes yani. Herkes kadar karışık. Estağfurullah. Ama yani aslında herkes kadar rantçıyım karışık. Rantçıyım ben yani. Herkesin isteği o değil midir zaten? Evet. Özgür yani, kalabilmek, kendinize ait alanların olabilmesi. Bunlar da evlilikte çok güç şeyler aslında. Değil mi? Yani oldukça ben tamamen öyle düşünüyorum. Evet. O yüzden hiç kurumun yanından bile geçmedim. Hani bana öyle bir hani bir düşündün mü falan dedikleri hiçbir anım samimiyetle hiç olmadı. Çünkü ben öznelliğe inanıyorum. Yani hani ben öyle düşünüyorum galiba. Öylesi daha gerçekçi geliyor, daha yaratıcı geliyor. Ama tabii ki o senin dediğin şey de çok önemli bir şey aslında. Yani kim sarılanımız olmayacak mı? Ya da bunun çok ileriki yaşları var, ne olacak acaba dediğin şeyle ilgili tabii ki fikir yürütemiyorum. Muhakkak ki işin o tarafı da var ama bilmiyorum, yaşamadım, deneyimlemedim ama zaten şey... Çok uzatmıyorsam aslında şunu söylüyorum. Hayat dediğimiz şey biraz da böyle zihinsel bir şey mi ya da duygusal bir şey mi arasında karar vermeye çalıştığımız bir aralık gibi geliyor bana. Hı hı. Şimdi biraz önce konuştuklarımız, benim cevabım tamamen zihinsel. Benimki duygusal. Yani orası duygusal ama yarın şuradan köşeyi dönünce eyvahlar olsun çok aşık oldum. Aslı geliyorsun, düğünümüz şu tarihte deme olasılığım da var. İşte o zaman da artık duygusal bir taraftan ele alıyor oluyorsun. Bence bunun hiçbir şekilde şeyi çok uzun vadeli verilemez diye düşünüyorum. Yani hani her an değişebilir. Japon borsası gibi. Ben evlilik programına geldim galiba. O da olur. O da olur. Bizde bir şey yok zaten. Konu yok. Yok.
bir şey amacımız da yok. Bir yere de gitmiyoruz. Buradan böyle geçiyoruz. Yani insanlara nizap yapıyoruz. Öyle bir sanki hep biz buradaymışız da aslında sürekli konuşuyormuşuz ve şu anda insanlar bize rastlamış gibi. Olsun istiyoruz. Evet, ne güzel. Şey, helikopter. Ya ne oldu hocam şeyler? Bütün tiyatrolar ne olacak şimdi? Oyunlar... Şimdi gerçek tiyatrocuların durmaması gerekir elbette. Çünkü tiyatro sanatı bizim adımızı, imajımızı, her şeyimizi borçlu olduğumuz tiyatro sanatı. Bazı seneler bunlara borç ödemek gerekir. Eğer gerçekten tiyatrocuysanız her koşulda tiyatroyu yapabilmeniz gerekir. Tiyatro keyfini de ben devlet tiyatrolarından en erken emekli olan kişiyim. Emekliliğimin geldiği gün emekli oldum, ayrıldım. Avrupa kriterlerini taşıyan bir tiyatroyu kurabileyim diye kurdum. 4. 5. senesinde Avrupa'nın her yerinde oyunlar oynayan bir tiyatro haline geldi. Ama bu sene pandemiyle birlikte bazı yasakları iyi anlatılamamış buluyorum ben politikacılara. Çünkü politikacılar her şeyi bilemez. Ödenekli kurumların başındakiler hayır efendim bu doğru değil böyle böyle diyebilmeli. Diyemedikleri için çeşitli kararları vermek zorunda kalıyorlar. Tiyatro salonları en risksiz kapalı alanlar kesinlikle. Çeşitli hekim arkadaşlarımız geliyor. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Bir risk varsa tiyatrocular için risk var. Seyirci için hiçbir risk yok. Çünkü çok mesafeli bir alan aslında. Ama şimdi anlatılmayınca politikacılara herkes her şeyi bilemez. O zaman havuzlar, hamamlar ve tiyatrolar gibi bir cümle kurabiliyor onlar. O tiyatrocuları kırıyor. Belki hamamcıları da kırıyordur. Anomali işte son dönemin zaten zihin kargaşası oradan değil mi? Yani anomaliyi düzeltmek yerine bütün dünyayı anormal hale getirmek. O da hani karar vericiler üzerinden çıkıyor. Bence yani bütün şu anda dünyanın geneline bakıldığında dünyayı anormal hale getirmek üzerine bir garip bir gidişat var gibi. Öyle görünüyor. Çünkü ya herkes kendi çağı için aslında... Dünyanın en garip çağında yaşadım demiş. Yani bunu en çok okur da olduğunuz için bilirsiniz. Hani ben de tiyatro geçmiş olan birisiyim. Hani bütün Shakespeare'inden herkese kadar böyle de bu çağda da doğulur mu dediği hep böyle bir dillere pelesenk bir şey var. Ama bizim çağımızın üzerinde ben şey diye düşünüyorum. Burada bu çağdaki insan bir miktar daha çaresiz buluyorum. Çünkü çok fazla veri birikti, bilgi birikti. Kafalarımız alt üst oldu. Ya konsantrasyonlarımız komple kayıp. Bence ve insan da birikti bu arada. Dünya nüfusu şu an hiç olmadığı kadar kalabalık. Bütün bunlar üst üste gelince zaten kapitalist düzenin içerisindeydi koskoca bir dünya. Hani ülkeler arası değişebilir ama günün sonunda yani hakim şey kapitalizm. Doğru. Dolayısıyla bunların hepsi üst üste binince insanın çok sıkışık hissettiği yani böyle neye inanacağını, nasıl davranacağını, neye karar, bu politikacı da olsa böyle, reklamcı da olsa, program herkes için böyle yani bakkal da böyle bilmiyor neye inanması gerekiyor. Çünkü bilgi inanılmaz çevrim içi vaziyette önceden öyle değilmişti. Kemal Hocam daha iyi bilir. Rönesans insanı diye bir insan tabiri vardı geçmişte ki hani onlar böyle her konuda Da Vinci'yi düşünelim. Yani astronomi biliyor, doktor, o bu bir sürü şeyi aynı anda yapabiliyor. Hani bu neden öyle? Onlar üstün insan mıydı acaba diye kendi kendime düşündüğümde şöyle bir şey var. Hayır, bilgi az ve zaman çok yayılabilecek kadar konsantrasyonunu kendi üzerinde toplayabileceğin kadar az uyaran var. Dolayısıyla elbette ki Rönesans insanı diye resimde yapabilen üst insan gibi bir insan çıkıyor. Tıpçı, matematikçi hani böyle bir grup insan şey yap. Şimdi baktığımızda bizim hiçbirimizin profesyonel alanları da kalmadı. Şimdi sayıyoruz. Bunu yapmış, bunu yapmış, bunu. Çünkü aslında süreklilik o kadar devir daim var ki o sürekliliği istesek de sürdüremediğimiz için başka yan şeyler yapmak zorunda kalıyoruz diye düşünüyorum. Bu böyle normalin tanımını çok değiştirdi. O yüzden de anomaliler oluşmaya başladı. Yani hani bilmiyoruz bir şey var doğru mu bilmiyoruz, yanlış mı bilmiyoruz, yarın geçerli mi bilmiyoruz. Dolayısıyla böyle bir miktar çaresiz bir şeydeyiz ya. Bu çağın insanı bir miktar böyle bir şey var gibi belki geliyor bana. Belki de karar verici tarafımızı nerede oturalım, ne giyelim, ne yiyelim değil de hangi bilgiyi içselleştirelim üzerinden kullanmak gereken bir çağ. Yani gerçek karar vericilik belki de o bilgiyi süzmede
Evet. Ya zaten şöyle bir şey var. Artık biz zaten karar verme zorunda değil de neye karar vereceğimize karar verme gibi bir şey var. Artık o ikili bir hale geldi. Önceden hani bir karar verilmeli bir şeydi. Şimdi neye acaba karar vereceğiz? Bu kadar seçeneğin çokluğu da şeye yol açıyor. Hep yanlış yaptık hissediyoruz. Yani çok seçenek olunca seçmediğin şey hep bir yanlış gibi. Gene mi yanlış acaba dedi. Ve bana en azından öyle oluyor. Yani bilmiyorum tabii, herkes adına konuşamam ama böyle. O yüzden de bu çağ biraz tedirgin bir çağ. Hepimiz için geçerli gibi geliyor bana. Peki helikopter Tuncer Cücenoğlu'nun değil mi buradan? Teşekkür ederim. Kendisini de saygıyla analım. Analım benim çok iyi arkadaşım ve abimdi. Tuncer abiyle biz 20 küsür sene, ben 20 sene kadar Avrupa'da yaşadım. Bu senenin 6 ayını orada geçirdim. Festivaller yönettim, festivallere danışmanlık yaptım. Pek çok oyun sahneye koydum. Shakespeare'ler, rock müzikaller, onları yönettim. Ta ki tiyatro keyfini kurana kadar. O zaman Türkiye'deki diğer tiyatrolarda yaptığım rejileri bıraktım. Sadece kendi tiyatromda. Ve Avrupa'daki çalışmalarım devam ediyor. Tuncer abiyle bu süreçte birlikte çok yolculuk yaptık. Sibirya'sından, Ukrayna'sından, Almanya'sından her tarafa. Hem çok matrak anılarımız var, hem birlikte güldük, ağladık. Birbirimizin başarılarına ve başarısızlıklarına tanık olduk. Ve Tuncer abiyi ben ziyaret ettiğimde son iki gün olduğunu bilmiyordum. Çünkü yenmişti kanseri. Kalp krizinden kaybettik iki gece sonra. O gün daha önce Kızılırmak Karakoyun'unu sahnelemiştim. Çığ'ını sahnelemiştim. Şehir tiyatrolarında belki denk gelmişsinizdir. Oyuncuların da sayesinde çok başarılı bir yapım oldu. Helikopteri de senelerdir yapacaktım. Orada dedim ki Tuncer abi, helikopterin artık sırası geldi ama ben tiyatro keyfinde yapacağım. Kendi tiyatromda yapacağım. Tuncer abi iki gün sonra kaybedince farz oldu hızlandırmak. Benim de hocamdı Tuncer. Eminim. Yazarlık şeyde Müjdat Gezen'de. Evet, yani bölüm başkanımızdı Tuncer hocam. Normal. Tuncer abi dünyanın sayılı yazarlarından. Evet, öyleyim. Evet. Şimdi tabii başkaları için zor koşullar, bizim için kolay koşullar oldu. Çünkü biz öncelikle sağlam ekip kuruyoruz. Metin Yıldız, Ercüment Aydın, Levent Tayman, Burak Acar, Eka Gelaşvili, Bora Kırkım, Reji Asistanım, Zeynep Yaylıcıoğlu, Metin, çevre düzenini yapan. Biz hepimiz bir ekip olduk, birbirimize bağlandık. Evet, 1,5 ayda çıkacak oyunu 3 ayda yaptık, belki 3,5 ayda. Evet, kimse oyun yapmazken biz yaptık ama helikopterin premierini inanın ki başarıyla, çünkü ciddi bir coşkuya sebep oldu, yapabildik. Dünyayı, bugünü, kapitalizmin dünyaya yaptıklarını da anlatan bir metin olduğu için ben de matrak tarafından eğlenceye ihtiyacı var diye daha matrak bakarak sahneye koydum. Bir de bizim tiyatromuzda, tiyatro keyfinde tam Atatürk'ün söylediği şeyi biz yapmaya çalışırız. Devlet tiyatrolarında uzun seneler yöneticilikler de yaptım. Ciddi yöneticilikler yaptım. Bir türlü hareketlendiremedim çünkü çok yalnızlık birkaç kişi. Türk tiyatrosu mutlaka ve mutlaka orta oyununa yaslanmalı. Ödenekli tiyatrolarda, çünkü bizim tek basma noktamız, temelimiz orası. Temel noktamız. İleri uygarlıklar düzeyine nasıl gelebiliriz? Rafael ne yaptı? Beethoven ne yaptı? Kendi kültürlerinden yola çıkıp evrensel işler yaptı. Bir Beethoven, Rafael falan olduğumuzu iddia etmiyorum. Ama öyle olabilmenin hedefimiz o olmalı. Dünyanın en iyisi olmaya çalışmak olmalı. Biz orta oyununa yaslanan evrensel sahnelemeler yapıyoruz. Shakespeare'lerde de ben böyle yapıyorum. Hepsinde böyle. Avrupa'da oyun yönetirken de önce orta oyununu anlatıyorum herkese. Boş alanda birbirine yaslanarak, dönerek, her sahnenin kabuklusu ve pişekeri olarak çok modern yorumlar yapıyoruz. Avrupa'da da onun için başarılı oluyoruz. Türkiye'de de seyirci hamasete alışık olduğu için şey diyor, dekor nerede? Oyuncu diyor ki ben oturmayacak mıyım? O var değil mi? Yılan gibi yerlerde sürünüyoruz dedi mesela Romeo Juliet yönetirken şehir tiyatrosunda bir oyuncu. Biz yılanlar gibi, ya ben de duydum onu vardı şeyde. Böyle kimi dirençlerle karşılaşmamıza rağmen bu yolda devam ediyoruz. Avrupa'da başarılı oldukça doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. Hissediyoruz. Evet. Helikopter de bunun örneklerinden biri. Çok az dekor parçasıyla oyuncuya ve boşluğa yaslanarak
kendi tiyatromuza, orta oyununa yaslanarak bir sahneleme yaptık. Üç tarafa seyirci, mümkün olsa dört taraf seyirci de oynuyoruz oyunlarımızı. Çok başarılı oldu. Peki reklam, yani 15 yıllık reklam. Şimdi senin şu arka kapak yazındaki son cümlen var ya, son sorun daha doğrusu. Arınabilecek misin bir gün? Evet. Şimdi reklamcılık da televizyonculuk gibi bir şeyi satmaktır, tamam mı? En kaba haliyle. Evet. Arınmak kolay gelir ama değildir, değil. Kanına işlemiştir. O satıcılık hep vardır. Hı-hı. Arınabildin mi? Yani ya da arınabileceğin bir, arınman gereken bir şey mi? Tabii o da var, o da tartışılabilir. Şöyle bir şey var, çok samimi cevap vermek gerekirse, ki bence gerekir. Yani soru böyleyse evet. Şöyle bir şey, reklamcı, ben hep şunu söylerim. Başka sektörlerde ortalama zekalı insanlar olabilirler, barınabilir. Bu sektörler genel olarak olabilir. Reklamcılıkta ortalama zeka ile barınmak diye bir şey çok mümkün değildir. Çünkü onlar aslında en büyük manipülatörlerdir. Çünkü biz bir şekilde, ben işte konservatuvar geçmişimden de bahsedince, hani ben evet bir konservatuvar eğitimi aldım ama bunun yanı sıra reklamcılıkta şunu öğrendim. En çarpıcı cümleyi en kısa halde anlatmak. Bu çok zor bir şey. Bu artık damıtmak demek oluyor. Ve bizim ister istemez kafalarımız, reklamcıların, tüm insanlar adına, sektör adına konuşmayayım ama bizim kafalarımız evet böyle çalışıyor. Benimki de evet öyle çalıştı ki ben de zaten o sektörün içinde 15 yıl boyunca kalabildim. Yani hani bize bunu anlat dediğinde bunun içinde ne olsun diyorsan onun olduğunu iddia ederek bir şey söyleriz. Var mı yok musu? Tartışılır bir şeydir. O çok manipülasyona açık bir yerdir. Biz de iyi manipülatörlerizdir. Hı hı. Şimdi ben bunu fark ettiğimde aslında, daha doğrusu mesleği yapmak istemediğimde, çünkü işte Tuncay Hoca'dan da bahsettik, ben o okuldan aslında tiyatro yazarı olayım diye mezun edildim ama ben döndüm reklamcılık yaptım. Bir taraftan benim arınma sürecim, hani biz bir de burslu okuyan da bir şeydik, bölümdük. Ondan sonra benim arınma sürecim biraz uzun sürmesi gereken de bir şeydi. Nihayetinde artık sektörde bitiyor galiba dediğimizde, ben de içinde, çünkü çok büyük de bir aşkla yaptım bu arada. Olmak istemediğim yerde ben o manipülasyon yeteneğimi peki ya tamamen iyiye doğru kullanırsam ne olur? Yani insana faydaya çevirmeye çalışırsam ne olur diye başladım. En kötü başladım. Oyunu en iyi huy haline getirirsem evet, evet. Ne olur? Zaten bütün sorular hep birbirinin içinden çıkıyor. Yani işte onu arınabilecek misiniz yazmışımdır. Sonra dönüp acaba işte o en iyi huy en kötü huya çevirmişimdir. Bir de öyle cevaplamışımdır. Dolayısıyla arındım mı? Arınamam canım. Yani sadece reklamcılık ben gibi de düşünmek de değil. Olabilir. Yani o arınmaktan şeyi aslında ben şey kullanıyorum. Arı hale gelmek. Yani daha süptil hale gelebilecek misin? Ben onu merak ediyorum. Yoksa bugün burada bu işi çok doğru yaptığımızı düşünerek yapacağım ama 5 sene sonra eminim ya yok orada da yine şunları yapıyormuşuz. İnsan olmanın o şeyinde hala o devam edecek. Bazen şartlar öyle zorladığı için, her zaman da içimizden geldiği için. Ya da kendimize yenildiğimiz için. Bazen olmuyor mu? Tamamen doğru. Öyle oluyor. Yani ben hep işte şeyi öyle söylüyorum. Benim de makul bulmadığım bir yığın şey var hayatla ilgili ama mümkün buluyorum, gerçekleşiyor çünkü. Yani o yüzden de hani arınabilir miyim sanmıyorum ya. Ya bence yaşam denen serüven öyle çok da zaten arınmaya da gelmedik. O soru başka bir arınma aslında yani hani fark edebilmek. Ona ulaşmak da çok zor. O arınmaya ulaşmak da çok zor. O kadar kolay değil. Niye zor? O arı hale gelmek de bence arı hale gelmenin birinci kuralı. Şurada hissettiğimiz acıma diyeceğim en kaba haliyle, en kibirli haliyle acıma duygusunu eyleme geçirdiğimiz gün o arı hale geleceğiz. Biz toplum olarak o kası yitirdik. O kas koptu. Yani yüreğimizde herkese çok acıyoruz. Değil mi? Sokaktaki hayvanlara, bizden daha düşük gelir grubunda olanlara, açlara. Ama eylem var mı? Eylem yok. Peki ben sana bir şey soracağım. O acımak, hani kibirli bir yerden alıyorum dedin de, bence öyle de değil de, acaba acımamız mı gerekiyor yoksa şefkat mi duymamız gerekiyor? Yani o acıma hissini de kaybetsek de fena fikir değil aslında. Keşke kaybetsek. Yani kaybedelim komple ama bizim şefkat duymakla ilgili bir hissimizin olması gerekiyor. Acımak evet üst perdeden gibi bir şey, bir de hani
acımayı biz başka o tenle ilgili bir şey içinde kullandığımız için bence beyin onu anlamıyor. O acıma, üzülme, hani onlar ne acaba bilmiyoruz. O kavramlar çok karışık. Ama şefkat dediğimiz zaman şefkat bana en basit haliyle şey geliyor kavram olarak. Kendinden gördüğüne şefkat duyar insan. Yani acımak dışarıdan, acırım şuradan bir şey, çok acıdım ya, şuradaki çocuk da üzebilir beni. Hani o başka bir şey ama toplamdaki o, hani o hep anlatılıyor. Ben o işlerde çok uzman değilim ama birlik bilinci, birlik bilinci dediğin şey, yani bütünün parçasıyız denilen yerde de şöyle bir şey var. Bence bütünün parçasıysak şefkat hissetmemiz lazım. Yani bütünün parçalanması hiç iyi şeylerin emaresi değil aslında gibi düşünürüm. O yüzden vicdan. İşte vicdan. Yani, şefkat. Unuttuğumuz bir kelime Erdem. Değil Erdem. Değil yani aynı bu da çok önemli bir kelime. Yani Erdem denildiği zaman da böyle çok üst insan yine anlaşılıyor. Ya hayır öyle değil ama en azından hani mesela ben bile soruyu cevaplarken doğru söylemek gerekirse diye. Pardon Eftayacığım, ne aralar yanlış söylüyorsun? Demek ki bir aralarda yanlış söylediğim bir şey var ki. Ya da neye inandırmaya yani çalışıyorsun? Yani hani doğrusunu söyleme, yani ne kadar kullanılıyorsa artık öyle. Buradan pat diye çıkıyor doğrusunu söyle. Evet tatlım, doğrusunu söylemek gerekiyor. Neyi söyleyeceksin başka zaten? Yani hani burada kime? Yani gibi. Ama hiç farkında olmadığımız için erdem dediğin şeyde işte hani erdemli olunca gerçekten öyle çok acayip. Hani hiçbir şeye ihtiyacı olmuyor. Yo yo, erdem başka öyle bir haslet ya. Yani hani öyle de bir şey değil aynen. Benim ama burada sorguladığım şu. Adı vicdan olsun, şefkat olsun, erdem olsun. Ya da o içimizdeki duygu her ne ise bize yarattı. Neden? Bizi ne harekete geçirir? Hareket etmiyoruz. Yani o duyguyu, şimdi duyguları da ayıp etmiyor muyuz? Boşa çıkan duygularımız var. Şefkat de duysak yazık, atıl halde duyuyoruz. Burada kalıyor böyle pörsümüş bir şekilde orada duran bir şefkat. Niye onu harekete geçirip bir eyleme dönüştürmüyoruz? Yani eyleme dönmediği zaman bir şeyin ne anlamı kalıyor ki? Bir çocuğa karşı, bir hayvana karşı. Sizin uzmanlık konunuz ama ben cesaret olduğunu düşünüyorum. O cevabın cesaret olduğunu düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Bu tip hasletler avanaklıkmış gibi de düşünülüyor. Bunun avanaklık gibi görüldüğünü bile bile şefkatli olmak, vicdanlı olmak, erdemli olmak gerçekten cesaret gerektiriyor bugünün dünyasında. Çünkü zamanınızı boşa harcıyormuşsunuz gibi, hayvana şefkatli olmak, insana şefkatli olmak, doğaya şefkatli olmak, vicdanlı olmak, bozmamak, erdemli durmak, erdeminiz sayesinde kimi şeyleri kaybetmek, bunlar cesaret gerektirir, özgüven gerektirir. Ne yazık ki bu tip insanlar azalmış gibi görünüyor benim gördüğüm. Ya çağın ruhu çok buna müsait değil. Eyleme mi müsait değil? Eyleme değil. Aslında şöyle bir şey var. Aslında sen de sosyal medyada bir çıtır böyle bir itirazın oldu ya bu bir şeyle, ya her şeye de duyarlılık gösterecek miyiz diye. Depremle ilgili. Şöyle bir şey oldu. Ben de böyle zaten ufak ufak şeyler yazarım böyle altını. Ben de öyle bir şey yazmıştım ama artık yeter diye. Yani hani şimdi her şeyin duyarlılığını, ben duyarlılık aygıtı değilim. Her şeyin duyarlılığını benden beklerseniz beni aslında tırnak arası hafif sahtekar, hafif dostlar alışverişte görsün dediğimiz bir kıvama getiriyorsunuz. Gündemi yakalamaya çalışan. Çünkü hissedişlerim öyle bir hissediş şeyi yok insanın. Öyle ard ardına duygu pompalayan, bunun adı histeridir. Yani en basit haliyle. Siz aslında insandan toplumdan beklenen oldu ve bunu ben artık Türkiye özeline de indirmiyorum aslında, çünkü gerçekten dünyada böyle. Yani hani çok seyahat etmeyenler bu ülkede çok acayip şeyler oluyor zannediyorlar. Ya hayır tatlım, öyle sadece evet, daha sosyal olarak kendilerini ifade edebildikleri yerler var. Bizim oryantalist toplumun bizde yarattığı bir sıkışma var. Onu bir yere park edelim. Buna hiçbir itirazım yok ama onun dışında devletlerde politikalarla ilgili sıkıntılar oluşmaya başladı. Neden olduğunu düşünüyorum, hani her şeyi devletten bekleyen olmak da bana bir acayip geliyor. Ben aktif bir insanımdır yani. Hani acaba tembellik mi ediyoruz, bunu da mı bunu da mı, onu da mı o dediğimizde. Şöyle sanırım devletler artık
topuna çıktıkları şeyi karşılayamaz hale geldiler. Yani her şeyi aslında özelleştirelim dediler. Aslında özelleşti her şey. Ama yine de devletin bunları bir şekilde göz ardı etmeden tutması gereken bir sisteme dönüştü. Şu an anlatması çok ekonomi programındaymış gibi. Regüle etmesi gerekiyor devletin. Anlatmak istemediğim için aslında kısa kesiyorum. Dolayısıyla Arap saçına döndü işler. Ya şöyle bir şey var. Bir göçmen politikası uyguluyor. E tabii ki alıyoruz. Ya tabii ki kimse oralarda kalsın ve canından olsun istemiyoruz ama bunun yarattığı şeyin sonrası ve sürdürülebilirliğiyle ilgili senin bir fikrin olması gerekiyor. Sayın devlet oluyorsun. Dolayısıyla bu seni kızdırıyor aslında. Kızdığın için kendine de kızıyorsun. Yani ona artık üzülmeye. Birine bir para veriyoruz. 5 adım sonra bir tane dahası var. Artık buna zaten kimimizin bütçesi dayanmıyor. Kimimizin sabrı kalmıyor. Kimimizin vicdanı artık kötü oluyor. Dolayısıyla bütün bunlar biraz böyle Arap saçı bir halde ya. Yani o yüzden de hissedemiyoruz biz. Yani çok fazla şey oluyor. Her şeyi hissedemeyiz yani. O kadar çok şey oluyor ki. Önceden haberimiz yoktu. Oluyorduysa da haberi. Depremi biz canlı seyrettik. Yani bu bizim psikolojilerimizi bilmiyorum. Uzmanlar daha iyi biliyordur. Ne hale getiriyor acaba? Canlı deprem seyrettik. Savaşları da öyle. Savaşları da canlı seyrediyoruz. Bizim bence beyin yapımız buna müsait değil. Bütün bu verilerle, ya çünkü beyine bir şey işliyor yani hani. Bence işleyemiyor artık. İşleyemediği için de önemseyemiyor. Penetre olamıyor. Geçirgenliği kalmadı. Merhaba. Ben Tuncer Cücenoğlu. Uluslararası Türk oyun yazarıyım. Tuncer Cücenoğlu, 50 yıllık sanat hayatında 26 oyun kaleme almış, 4 yurt dışından olmak üzere 32 ödül kazanmış, öncü, idealist, üretken bir sanatçı ve eğitimci. Oyunları 34 dile çevrilmiş, 40'a yakın ülkede, ora dillerince yüzlerce tiyatro tarafından sahnelenmiş, dünya durdukça da sahnelenmeye devam edecek gönüllü bir kültür elçisi. Daha yaşanılır bir dünya amaçlayarak hayatını düşünmeye, yazmaya ve eğitime adayan bir cumhuriyet aydını. Oyunları Kör Dövüşü, Öğretmen, Yeşil Gece, Çıkmaz Sokak, Kadıncıklar, Dosya, Biga 1920, Kumarbazlar, Yıldırım Kemal, Kızılırmak, Helikopter, Ziyaretçi, Matruşka, Şapka, Boyacı, Neyzen, Çığ, Che Guevara, Sabahattin Ali, Tiyatrocular, Ah Bir Yoksul Olsam, Gece Kulübü, Mustafa'm Kemal'im, Kadın Sığınağı, Fosforlu Cevriye İstanbul Sokakları, Brutus ya da Jules Caesar'ın Katli, Bale, Kızılırmak, Radyo Oyunu, Kaçış, katkıda bulunduğu eserler, Beyoğlu, Beyoğlu. Klişe sunucu gibi yapayım. Tam da işte tam hisleri bu. Tam da bu. İşte orada anlatıyor gayet önemli ve ciddi bir şey. Hop ben burada Kemal Hocam albümünüz hayırlı uğurlu olsun diye giriyor sunucu. Şu anda bu. Çünkü niye bundan da bahsetmem gerekiyor? Çünkü buyuz işte 50 dakikamız var. Hayat da bu. Aynen. Ve içinde bunu da sorgulamamız gerekiyor ama bundan da bahsetmemiz gerekiyor bu albümden. Tam o da yüzden bu. Herkes haklı. Yani herkes o ne acayip dediğim sunucu da haklı. Yani bu. Ya biz bu çağı deneyimleyeceğiz ve gideceğiz işte ya bu. Ya çok fena oluyor. Evet. Sürekli kendini sorgulayarak yaşanır mı? Ben mesela bu konunun üzerinde sizlerle 3 saat programı yapmak istiyorum. Konuşayım. Bulmuşken konuşayım ama olmuyor işte. 1 yıl oldu. Oldu. Allah yukarıda Tanrı insanlara yetenek tatmış. Bana hiçbir şey vermemiş. Estağfurullah. Fatih, olur mu siz? Hayır vermemiş. Yeteneğiniz doğrultusunda çok başarılısınız. Olur mu? Albüm çıkarıyor, oyunlar yönetiyor, Avrupa'da şahane işler yapıyor. Oyunculuğu var, o su var, bu su var. Yazıyor, çiziyor, yazıyor. Böyle yaratıcılıklar, her şey ortada.
Estağfurullah, mahcup ediyorsunuz. Bize de al ben sana, işte, hani yapıyorum. Bana hani bana. Mesleklerimi yapıyorum diye. Yani oyunculukta, yönetmenlikte eğer belli bir yere geldiyseniz size çok fazla boş zaman tanıyacak meslekler. Ben de şaka olsun diye tembel mesleği derim oyunculuğa. Yönetmenliğe de çok saygı duyduğum meslekler olmasına rağmen. Müzik benim 19-20 yaşından beri, çok 19-20-21 yaşım çok iyi bir grubun içinde şarkı söyleyip gitar çalarak geçmişti. Rock müzik yapıyorduk o zaman. Hala rock müzik hayranıyımdır. 40'ın üstünde de şarkım var. Hasan Saltık'la kalan müziğin sahibi Hasan Saltık benim iyi arkadaşımdır. Onunla bir gün ben gırgır olsun diye bir şarkı çaldım. Kimin oğlum bu dedi. Benim dedim. Bir tane mi dedi. Yo 50 tane falan. Ne dedi 50 mi? Hadi albüm yapalım. Abi benden olur mu? Şimdi yani bir şey yaptığımız zaman ciddi olmamız lazım. Benden star mı yaratmaya çalışıyorsun? Evet dedi. Ben kendime o kadar inanmadım doğrusu. Girdim, albümü yaptım. Tamamı bir tanesi hariç, tamamı benim şarkılarım. Hemen hemen tamamı benim sözlerim. Sadece şarkı söylemiyorum. Ama senelerdir oyuncu olarak sürekli şarkı söyledim, enstrüman çaldım. Şimdi şöyle bir yola girdik. Aile efradı ve arkadaşlarımı değil sadece bütün ülkeyi sonra da dünyayı baymak istiyorum şarkılarımı. Estağfurullah. Senelerdir onları bayıyorum. Nasıl bir düğmedir? Ya bu arada ben merak ediyorum. Ceyhun'cum gitarı da alabilirsek eğer. Bu albümden mi? Olur, çalarım. Lütfen, çok merak ediyorum. Neden kapanışını yapıyoruz? Ben şu anda istiyorum. Ya hiç sana kapris yapmadım bugüne kadar. Ben şu anda istiyorum ya. Bir kere yapayım şöyle. Masaya yumruğumu vurayım mı? Masaya yumruğumu ben şu anda istiyorum ya. Ceyhun müzikteki ilerlememi engelliyorsun. Gitarı ya, var. Sanatın önünde durulamaz. Ceyhun Bey yalnız. Ceyhun Bey yalnız lütfen kayda devam edelim Ceyhun Bey. Şimdi nasıl oluyor? Mesela Kemal Başar yapıyor. Bir taraftan da böyle sinsi, sessizce sinsilik de var sinsi, arada. Sinsi tabii. Tabii canım. Hiç iyi niyet görmüyorum. Orada 50 tane zulaya atıyor. Bu normal bir ruh hali. Ben şimdi bunu yapsam daha birinci şarkının ilk dörtlüğünde ben bunu dünyaya duyurmuştum. Herkes, Efter ya ben şarkı yapıyorum bak dinle. Telefon açmıştım 50 kişiye. Şimdi nasıl oluyor orada böyle gizli gizli yapıyor. Sonra bir gün diyor ki böyle böyle var abi. Bir de yakın dostu o bilmiyor 50 tane var abi diyor. Sonra onu ortaya çıkarıyor. İşte bu ne? Şimdi şöyle bir şey, ben o yani sahne sanatları eğitimi almış birisi olarak şunu söyleyeyim. Savaş Dinçer hep şey derdi, arada gitti ama anmak da istiyorum bir taraftan hocamı. İyi oyuncuların sesleri zaten iyi olur, yani seslerini kontrol, şarkı da söyler onlar derdi. Hep öyle bir şeysi vardı. Çünkü aslında onlar ritim de bilirler. Çünkü aslında onlar diyaframlarını da kontrol edebilirler. Dolayısıyla da bir aşamada hepsi müzik de söyler, müzik enstrüman da çalarlar, müzik de yaparlar. Bence Kemal Bey'in biraz öyle bir durum var. İyi oyuncu olduğu için hayır. Bir taraftan... Her şey ekiple oluyor. Orada çaktırmadan... Şimdi ona geleceğim. Ben şey diye düşünüyorum. Yaratıcı bütün insanların böyle çok şey olduğunu düşünüyor ya insan. Hafif yırtık falan filan. Ben yaratıcılar kadar bunun içinde oyuncuları, her şeyi yani sektörün altındaki herkes o kadar utangaçtır ve o kadar korkaktır ki onlar. O yüzden o böyle bir aşamada böyle yapılır. Çünkü onlar şöyle oluyor. Ben de işte o kitabı yazarken Spinoza eğitimi aldığım için bir taraftan, Spinoza'nın düşüncelerini bildiğim için düşündüğüm her şey bana o kadar az geliyor ki. Bizim, evet. Yani bir şey yaparken de, eğitim alırken de işte Shakespeare'ler falan okuyup ya da bilmem neler yapıp dolayısıyla böyle hep bir şöyle yaptım ama diye bir durum vardır. Albümün size Spinoza'yı çağrıştırdığı için çok teşekkür ederim. Ama estağfurullah. Şimdi bu tip şeylerin içinde hep ekip var. Şimdi Aslı Şafak diyoruz. Aslı Şafak bir marka. 10 kişilik ama ekibimiz var. Baksanıza etrafa. Tabii. Asistanlarınız. Şimdi ben de ekibimiz. Nur Kağıç'ın Hasan Saltık olmasa, Levent Güneş olmasa, Nurkan Renda olmasa, Nejat Dimili olmasa bu işin içinde hep beraber yaptığımız bir iş. Benim arka olarak çıkarmak istediler ama işte pandemiydi, şuydu buydu, durduk. Tanıtıma ondan sonra şeye başlayacağız.
Ben yakını göremiyorum yaştan dolayı. Şimdi gözlüğü takmışsın. Gözleriniz ne güzel ışıldıyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Geldiğimden beri erkeklerden ay, çeşitli şeyler duyuyorum. Jestler bunda. Ay sizin bunun iki öyle. Gözü ışıklı. Yani sunucunun şuursuzluğu ve körlüğü. İki gözü ışıklı konuğumuz varmış. Onun için teşekkür dikkatli ederim. Şu anda bakın. O zaman şarkıyı alalım. Programın süresi de olmuş. Evet, ya kitapla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Şarkıyı alalım da lütfen şunu okuyun. Şunu diyorum ama bu arada bu şu... Hani şu olarak şu. Yani okuyun aşırı tuhaf. Ya da okumayayım. Ben yeni kitabımda muhtemelen buradan çok ilham alacağım. Siz onu okumayın. Benim yeni kitabı okursunuz artık bir altı. Siz bence okumayın. Benim kitabı okuyun. Çok valla çok okulsun. Beğenmen çok güzel. Çok mutlu oldum. Çok okulsun. Okur olduğu için çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Eskiden çok satılsın derdim. Şimdi diyorum ki çok okunsun. Çünkü bana bir arkadaşım dedi ki çok okunsun diye. Benim kitabım çıktığında çok hoşuma gitmişti. Çok okunsun ve çok itibarı çok yerinde olsun. Amin. Ne güzel bir dilek. İtibar, ne güzel. Sana çok da isterim. İtibar getirsin. Daha da çok duvara böyle. Ben mal gibi duvara bakarım. Bence sen de bakıyorsun. Daha çok duvara bakacağın zaman diliyorum. Umarım hep yazabileyim de yani. Onu çok istiyorum. Hikaye anlatmak istiyorum daima. Oyunlarınız, kapılar yıkılsın. Çok teşekkür ederim. Değerini bulsun. Kapılar yıkılsın. İnsanlar, ekip mutlu olsun. Ben onu isterim. Değerini bulsun. Ben uzun yol yolcusuyum. Mutlaka kapıların kırılmasına gerek yok. Yerini bulur. İyi. Tamam, ben kısa yol yolcusuyum. Kısa yoldan köşeye dönmek istiyorum. Bana kapıları yıkabilirsiniz. Hiç sorun değil. Bol para da kazanabilirim. Başımdan da dökülebilir. Her şeyi istiyorum şu hayatta. Hepsi de olsun aslında. Olsun ya. Niye kim nasıl istiyorsa ya. Öyle olsun ya. Ezikmeyeyim yani. Ben. Şarkı gelsin. Yönetmen şu anda çığlık atıyor, kapat artık diye. Sana Ceyhun, bu program benim programım. Ceyhun benim müzik hayatımı bitirmek istiyor galiba. Gitarımı uzatıyor. Çünkü haris, çünkü kıskanç, çünkü maşallah dediği 3 gün yaşıyor. Çünkü Ceyhun. Sen ve ben yanlış yoldayız. Sen ve ben çıkmaz sokaktayız. Kaçmak zor değil, gözlerin olmasa. Ne olur öyle bakma, yol göster bana. Sen ve ben, sen ve ben, sen ve ben, sen ve ben. Sen ve ben çıkmaz sokaktayız. Sen ve ben yanlış yoldayız. Kaçmak zor değil, gözlerin olmasa. Ne olur öyle bakma, yol göster bana. Sen ve ben, sen ve ben, sen ve ben, sen ve ben. Sen ve ben. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Canım yani, ama artık daha bağlıyım.
Tamam. Dilediğiniz dilekler yoksulluk beyanı mıdır? Ay bu ne ya, mal beyanı gibi? Yoksulluk beyanı gibi. Bir şey istiyorsan sende yoktur zaten. Aslında biraz da yoksulluk beyanı olmuyor mu yani? Allah'ım bana onu ver, bunu ver, şunu ver. Hani... Gizem, bir daha konukları seçerken dikkat ediyoruz. Böyle tuhaf insanları almıyoruz.